kim be? Kış günü tişört giymiş artist. Gonca. Vay be Gonca. Bana kızdığın şeyin aynısını yaparak mı bana ders veriyorsun? Ya da ders verme niyetinde bile değilsin. Heh Reza, sana bakıyordum ben de bak. Sana bir görev vereceğim. Atölyeyi arıyorsun. Ben denedim ama kimseye ulaşamadım orada. Muharrem Bey var, muhasebe müdürümüz. Lütfen onu ara. Bana ulaşsın, tamam mı? Tamamdır Kerem Bey. Ben bir şekilde ulaşırım kendisine. Tamam, sağ ol. Efendim Sultanım? Samet, çok önemli bir şey konuşmamız lazım. Sultanım konuşalım da yani mümkün olan... En kısa yolu nasılsa öyle anlatmak çok yoğun. Samet, çocuğumuzdan önemli ne olabilir ha? İyi dinle beni şimdi. Ben Yelda abla çocuğumuzun ismini niye söylemiyor anladım. Bu kesin bu böyle... Kafe isimleri var ya bu ara çok revaçta. İşte Süreyya gibi, Mualla gibi. Öyle bir isim koyacak bizim çocuğumuza. İtiraz etmeyelim diye de son ana kadar söylemeyecek. Ya güzelim benim ya öyleyse de öyle olur yani ne var ki... Daha hem ne isim koyduğunu bile bilmiyoruz biz onu. Samet içime doğdu benim, bana malum oldu. Hissediyorum. Bak bu en güzel ismi Kerem'le Ayşe'nin çocuğuna verecek, göreceksin. Böyle onların çocuğuna Avrupa'da falan kullanacakları gibi işte Dönis gibi... Jean gibi öyle bir isim verecek. Bizim çocuğumuzun ismi eski Türk filmlerindeki gibi kalacak Samet. Ben severim eski Türk filmlerini ya, güzeldir ne olacak? Samet beni dinle dedim. Ne yapıp ne edip o ismi öğrenmen lazım. Anladın mı? Alo. Hülya. Alo. Tünele mi giriyorsun? Girdim. Sen... Galiba ben girdim. Alo. Samet. Ay. Yok ben dayanamayacağım buna. Dayanamayacağım vallahi bayılacağım. Şunu komple kapatalım. Anne. Aşkım gel. Hoş geldin. Nasıldı okul? Anne. Hı. Şimdi seninle bir oyun oynayalım mı? Oynayalım. Heh, hadi bakalım. Hani sen okulda bir müsamerede böyle bir aslan olmuştun da herkesi korkutmuştun, herkes alkışlamıştı ya. Var. Hadi. Şimdi aynen senden öyle bir oyunculuk, öyle inandırıcılık bekliyorum tamam mı? Gireyim ağzını burnunu kırayım. İlk yumruğu ben atayım hatta. İlk yumruğu atan kazanırım. Şöyle duymuştum. Manyalıska geçersem, ha? Vallahi haşet olurum. Benim sokak serserilerine de benzemiyor ki. Adam biceps yapmış böyle itiş herif. En iyisi Kerem'i arayayım ben. Efendim bro. Alo bro. Hemen gelmen lazım abi. Kavga var. Ne diyorsun? Ne kavgası? Kız meselesi oğlum işte ya. Harcatma kardeşini. Gel beraber dövelim. Ben de ciddi bir şey sandım. Ergen miyiz lan biz? Bırak kavgayı falan. Zaten benim derdim var burada. Kapatıyorum. Kapat. Ya ah be Kerem ya. Ah be Kerem oğlum. İki eli kan da olsa gelir. Mahalle çocuğu. Alo. Alo Erkut. Hemen gelmen lazım abi. Kavga var. Ne kavgası oğlum? Senin ne gibi bir kavgan olabilir? Ya nasıl ne gibi bir kavgam olabilir abi? Kız meselesi. Kop gel çabuk. Ya Volkan'cığım sen şimdi normalde bara, diskoya, eğlenceye giderken hiç kop gel Erkut diyor musun? Demiyorsun. Heh. Şimdi oraya kimlerle gidiyorsan kavgaya da onları çağıracaksın. Bu işin raconu budur abicim. Allah Allah. Deli baş mıyız lan biz her çağrılan kavgaya dalalım? Hadi Volkan. Hadi kardeşim ya. Benim işim gücüm var. Oyalama beni. Hadi. Güzel bir kahve yapayım da içsin iki gözümün çiçeği.
Ferbiç, girmeyeyim içeri. Şey yaparız, olmadı deriz artık. Gonca yapamıyoruz işte falan deriz. Ne yapayım yani şimdi? Ne demek lan? Gireyim üstüme başımı yırtayım, ağzını burnu şey yapma! Nerede o? Ha? Nerede o? Kim? İçeri girdiniz, gördüm nerede? Kim? Volkan kim? Gördüm! Girdiniz içeri işte, beraber girdiniz. Ne oluyor Gonca? Ne bu gürültü? Olmazdı ya! Ne çabuk yaptı lan? Ulan ben kapıda o kadar bekledim mi? Allah benim belamı versin ya. Şu hale bak, Allah kahretmesin ya. Volkan saçmalama. Saçmalarım. Saçmalarım, hatta girişimi yakarım. Yanlış girdiniz mi bana? Ulan var ya. Ya yazıklar olsun sana be Gonca. Yazıklar olsun be sana. Gonca kim bu deli? Deliyim ulan. Deliyim. Ben bu kızın delisiyim. Asıl sen kimsin lan? Ha? Kuzeniyim. Bak havalara bak. Ulan kral olsan da yazar. Kuzeniymiş. Hareketlere bak. Kuzeni mi? Nasıl yani? Ad olarak mı kuzen peki? Adın mı kuzen? Soyadın ne? Mahmut amcamın oğlu olan kuzen. Yani yakın akraba olan kuzen Volkan. Ha, yani akraba kuzeni gibi. Ya ben zaten sizi çok benzetmiştim. Bayağı böyle... Bu da kapıya takıldı girerken şey oldu. Kardeşim nasıl? Güzel yıkandın mı bari? Böyle arkaya doğru kesenirken biraz... Volkan saçmalıyor musun acaba biraz? Evet saçmalıyorum. Ben şey için gelmiştim. Taksiyle gitme diye, seni alayım şirkete gideceksen diye şey yapmıştım. Ha, o yüzden geldin sen. Evet. Gel biraz. Başımızın üstünde yerim var. Hep gel. Yine gel. Çıka, çıka. Ben gideyim o zaman. Çıka, çıka. Çıka, hadi nasıl yapacaktık yap bakalım. Baba soğumlayınca şimşeklerden ve her şeylerden korkan kız olacak. Heh, ol hadi. Babacığım, ne olur gitme. Baba annem de yok zaten. Amcam da geç gelecek. Sen olmayınca ben çok korkuyorum. Sen benim kahramanımsın. Aferin benim kızıma ya, çok. İşte bu geldi. Dünyanın en iyi oyuncusu benim kızım. Ulan Nazmi ya. Şimdi görürsün. İyi olunca benim kızım. Aa, siz ne yapıyorsunuz ya burada? Babacığım. Canım kızım. Babacığım ne olur gitme. Baba annem de yok zaten. Sen olmayınca çok korkuyorum. Amcam da geç gelecek. Sen benim kahramanımsın. Ah. Canım kızım. Sen iste ben bütün malımı, mülkümü çömine de yakayım ben. Akşam kahvehaneye kapatır kapatmaz geleceğim, tamam mı? Hadi biz içeri girelim bari. Ne yaptın bakalım bugün okulda? Rıza Efendi, ben sana hiç lokal yaptırır mıyım ya? Daha hakkını başına ne alacağım göreceğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?